Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ötrofikasyon denilen bir şeyden bahsedeceğim. Ötrofikasyon hemen not ediyorum. Ötrofikasyon. Bu kelime Yunanca fazlaca zengin, iyi beslenmiş kelimesinden türemiştir. Toraman gibi bir şey yani. Baştaki ö öneki iyi demek. Trofi de beslenmiş ya da beslenme anlamına geliyor. İyi beslenmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu video boyunca iyi beslenmeden çok fazla beslenmeden ve fazla beslenmenin biyosferimizde neden olduğu kötü şeylerden bahsediyor olacağız. Azot ve fosfor döngüsü hakkında hazırladığımız videoları hatırlıyorsunuzdur herhalde öyle değil mi? Bu videolarda azot ve fosfor gibi maddelerin bitkilerin büyümesini etkileyen maddeler olduklarını öğrenmiştik. Bunun farkında olan biz insanlar Bitkilerin daha iyi büyümesi için, başka bir deyişle süre gelen ve artan besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e, bitki topraklarına fazladan azot ve fosfor ekledik. Bunun sonucu olarak, şuraya bir toprak parçası çiziyorum. Burada da bir çiftlik olduğunu varsayalım. Bunlar da büyümesini istediğimiz ekinler olsun. Ekinlerin büyümesini hızlandırmak için bu bitkileri gübreleriz. Yani toprağa azot ya da fosfat formunda fosfor ekleriz. Öyle değil mi? Evet. Hemen not ediyorum. Gübre. Gübredeki en büyük suçlu ise bitkilerin daha fazla büyümesini sağlayan ve içinde fosfor olan fosfattır. Evet, fosfat bitkilerin daha fazla büyümesini sağlar ve bu ilk bakışta göze iyi bir şey gibi gelebilir. Ama fosfatın sebep olduğu bazı yan etkiler de var. Yağmur ya da sulama suları gübrelenmiş bu toprak üzerinden akar ve bu sayede dere, nehir ve göllere ulaşır. Böylelikle nehir ve göller fosfat açısından zenginleşir evet bunun bir göl olduğunu düşünelim o yüzden biraz daha büyük çizmeye çalışacağım fosfat gibi maddelerin bitkilerin büyümesini etkileyen maddeler arasında olduğunu söylemiştik bu göle fosfat akışı sürerken eğer mesela bu gölde fotosentez yapabilen yosunlar bulunuyorsa fosfat sayesinde bu yosunlar da daha hızlı büyüyeceklerdir öyle değil mi hatta o kadar hızlı ve çok artacaklar ki gölün yüzeyini tamamen kaplayacaklar. Bu örnekteki yosunların daha fazla büyümesiyle işte bunu kastediyorum. Fosfatlı sular bu göle akmaya devam ettikçe yosunlar da büyümemeleri gerektiği kadar büyüyeceklerdir. Bu arada bu durum sadece gübre değil, içinde sodyum fosfat olan deterjanlar için de geçerli. Dolayısıyla deterjanlar da ötrofikasyona sebep olabilir. Peki bu neden kötü olabilir ki ya da neden kötü olsun ki değil mi? Yani suyun e, yüzeyi belki olması gerektiğinden daha fazla yeşil ya da daha az temiz olabilir ama suyun içinde yaşayan diğer canlıları da unutmamamız lazım. Bu yosunlar ölüp de suyun dibine doğru çöktüklerinde buradaki bakteriler için besin haline gelir. Bakteriler ise bu besinleri tüketirken oksijen harcar. Oksijenin solunum açısından ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmuştuk. Bakteriler sudaki oksijenin hemen hemen hepsini tükettiklerinde, şöyle düşünelim, çoğu zaman örneğin deniz canlıları hakkında konuştuğumuzda, şuraya minnak bir balık çizeyim, sudaki oksijenin aslında ne kadar önemli olduğunu göz ardı ederiz. Bu canlıların da en az bizim kadar oksijene ihtiyaçları vardır. Dalgalar su yüzeyine çarptıklarında suya oksijen getirir ve deniz canlıları da bu oksijeni kullanarak solunumlarını gerçekleştirir. Şimdi bir de bu ölü yosunlarla beslenen bakterilerin sudaki tüm oksijeni kullandıklarını düşünürsek gölde ya da denizde yaşayan canlılar ihtiyaçları olan oksijeni kullanamaz ve ölmeye başlarlar. Öyle değil mi? Kısacası gübre aşkına fazla fosfata yani ötrofikasyona izin vererek bir şeyin biraz daha fazla büyümesini sağlıyoruz belki ama başka şeylerin büyümesini, hatta bırakın büyümesini, yaşamasını engelliyoruz ve ölü bölgelerin ortaya çıkmasına sebep oluyoruz demeye çalışıyorum. Evet, suda yeterli oksijen olmadığı için bu balık ve diğer canlılar yavaş yavaş ölmeye başlayacak ve sonuç olarak da bir ölü bölgeye sahip olacağız. Bu çok önemli bir sorun ve şimdi de size bazı fotoğraflar göstermek istiyorum. Mesela buradaki muhtemelen bir e, ötrofikasyon vakası. Birkaç tane daha gösterelim mi? İşte bir tane daha. Lağım aktığı yerlerde de buna benzer manzaralarla karşılaşmış olabilirsiniz. Söz konusu sularda yaşayan alg ve yosunlar fazla beslendikleri için kontrolden çıkar ve daha sonra öldüklerinde bakteriler sudaki tüm oksijeni kullandıkları için de bu suda başka bir canlı yaşayamaz. Bu arada bunun küresel bir ölçekte de gerçekleştiğini bilmelisiniz. Dünya üzerindeki ölü bölgeleri gösteren bu resme bakmanızı istiyorum. Ölü bölgelerin endüstriyelleşmiş, daha fazla tarım, daha fazla endüstriyel tarım yapan ve büyük şehirlere yakın yerlerde ortaya çıktığını görebilirsiniz. Eğer Hazar Denizi'ne yakından bakacak olursak, bir saniye, evet burada Hazar Denizi'ne ait bir uydu fotoğrafı var ve ötrofikasyon gözle görülür bir seviyede burada. Örneğin bu kısmın kontrolden çıkmış yosunlar yüzünden ne kadar yeşilleştiğini, suyun ne kadar bulandığını görüyorsunuz, değil mi? Bu çok ama çok önemli bir ekolojik sorun. Fosfat, gübre ve nitratların bitkilerin daha fazla ve daha hızlı büyümesine sebep olduğu için iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabiliriz ama bu suların nereye vardıklarını ve neye sebep olacaklarını da hesaba katmamız gerekiyor.